Reisül Kurra, meşhur Gönenli Mehmet Efendi ile alakalı derinden etkileyecek ibretli bazı hatıraları dinlemeden geçmeyin. Sultanahmet Camii imamı Gönenli Hoca Efendi, çevresine ilmiyle hizmet ettiği gibi maddi yardımlarla da ihtiyaç sahiplerini görüp gözetirdi. Hocanın Süleymaniye semtinde ikamet ettiği bir dönemde, yaptığı maddi yardımlar göze gelmiş olmalı ki, emniyet, Gönenli Hoca'yı takibe almış. Genç ve sivil kıyafetli bir memura verilen emir şöyle: uzaktan hocayı adım adım takip et. Bak bakalım, ona parayı kimler veriyor? Genç polis memuru, yeni görevi icabı, daha ilk gün evinden çıkarken annesine şunu diyor: anne, bir müddet için görev yerim Süleymaniye civarıdır. Haberin olsun. Temiz gönüllü annesi de demiş ki: ah evladım, o civarda ikamet eden Gönenli Hoca Efendi var. Gençlere Kur'an dersi veriyor, talebe yetiştiriyor, hayırlı hizmetlerde bulunuyor. Ben de bu sevaba hissedar olmak için biraz para biriktirdim. Hoca Efendi'yi görürsen bu emaneti mutlaka ona ver. Olur mu evladım? Polis hiç renk vermeden almış emaneti. Zaten takip etmekte olduğu Gönenli Hoca'nın yanına varmış ve emaneti takdim ederken şunu söylemiş: hocam buyurun, bunu annem gönderdi talebelere yardım diye. Gönenli Hafız Mehmet Efendi, daha evvel hiç görmediği, tanışmadığı sivil memurun gözünün içine bakarak şu sözleri sarf etmiş: bak evladım, sakın ola anneni fişlemeyesin. Polis memuru, kalbinden geçenleri bir çırpıda ortaya döken Hoca Efendi'nin bu sözleri üzerine ne yapacağını bilemeden hemen oradan uzaklaşmış. Gönenli Mehmet Efendi'nin talebenin masrafını karşılama biçimi de farklıydı. Hoca Efendi, yanına bir öğrenci alarak haftanın belirli günlerinde esnafı ziyaret ederdi. Onlardan temin ettikleriyle talebenin ihtiyacını karşılardı. Hoca Efendi'nin sokağın başında olduğunu gören esnaf, ayakkabı, ceket, pantolon veya yiyecek verir, kimi de talebe ihtiyaçlarını karşılamak için cebine para koyardı. Hoca Efendi halktan aldığı destekle Sultanahmet Camii'nde yatsı namazından sonra toplananları ortaya koyup talebeleri de karşısına alarak sorardı: İhtiyacın nedir? Kimi pantolon, kimi ceket alır, kimi de hocam bugün benim ihtiyacım çıkmadı der, o da yarın akşama gel diye tembihlerdi. Bir başka hatıra: Gönenli Mehmet Efendi, Sultanahmet Camii'ne tayin edildiğinin ilk günlerinde çevreyi incelemiş, fakir ve düşkün kimseleri bulup ilgilenmek istemiş. O civarda oturan ama kör bir kimse olduğunu öğrenince ziyaretine gitmiş. Selam verip, efendim, ben Sultanahmet Camii'ne imam olarak geldim. Hem sizi ziyaret etmek hem de üzerime düşen bir vazife varsa onu ifa etmek isterim, demiş. Ama adam, hoş geldiniz Hoca Efendi, Allah razı olsun, demiş. Daha sonra Gönenli Mehmet Hoca ile ama adam arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Gönenli Hoca, maaşınız filan var mı, diye sormuş. Hayır, yok, cevabını vermiş adam. Hoca Efendi, peki başka yerden geliriniz filan, demiş. Adam, hayır, herhangi bir gelirim yok, demiş. Peki ne yer, ne içersiniz, neyle geçiniyorsunuz, diye sorunca ama adam öfkelenmiş. Bundan size ne efendi? Bir de cami imam olacaksınız. Rızık kimden hey hoca? Bunu da mı bilmezsin? Gidebilirsiniz, diye tersleyerek hocayı adeta kovmuş. Hoca efendi evden çıkmak zorunda kalmış. Lakin o gece gözüne uyku girmemiş. Ertesi gün sabah yine gitmiş ve kapıyı çalmış. Ama adam içeriden, kimsin, diye seslenmiş. Hoca efendi, dün kovduğun o yüzsüz imam, cevabını vermiş. Adam kapıyı açmış. Gene neye geldin, diye söylenmiş. Hoca efendi, hiç efendim, ziyaretinize geldim. Beni bin defa kovsanız da yine geleceğim, demiş. Ama adam, adın ne senin, ne derler sana, demiş. Hoca efendi, adım Mehmet Öğütçü efendim. Gönenli hoca diye tanırlar beni, diye karşılık vermiş. Ama adam bunu duyunca heyecanla, buyur içeri gir, biraz konuşalım, diyerek Gönenli hocayı apar topar içeriye davet etmiş.
Hoca efendi içeri girince ama adam, "Kusura bakma hoca, dün kalbini kırdım, hakkını helal et," demiş. Hoca efendi, "Estağfirullah efendim, sizin gözleriniz görmez. Kimsenin yardımına da ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Sırrınız nedir? Meraktayım," deyince ama adam, "Benim sırrım şu hoca efendi. Ben her gün kuşluk namazını kıldıktan sonra, Ya Rabbi, kuşluk senindir, güzellik senindir, nimet ve her şey senindir. Eğer rızkım gökteyse yere indir, yerdeyse çıkar, uzakta ise yaklaştır, haram ise helal et, dar ise genişlet ve elime ilet," diye dua ederim. Sonra ellerimi yüzüme sürer sürmez biri gelir, sağ dizime vurur, "Aç elini," der. O günkü ihtiyacımı verir gider. Kuşluk namazı kıldığım her gün bu böyle devam eder. Hoca efendi onu hayretle dinlerken adam sözlerine devam etmiş. "Aynı zat bugün de geldi ve sağ dizime vurarak benim kısmetimi verdikten sonra sol dizime vurup, bunu da Gönenli Mehmet Efendi'ye ver," dedi. Sözlerini tamamlayan adam hırkasının iç cebine elini koyup çıkardı ve hocaya uzattı. "Al kısmetini." Bu sözleri duyan büyük alim, fakirlerin ve talebelerin manevi babası Gönenli Hoca Efendi, "İlahi ya Rabbi, hikmetinden sual olunmaz," diyerek içli içli ağlamaya başlamış. Hoca Efendi bu hatırasını naklederken şunu ifade etmiştir. "O ama adamdan bu mübarek kısmeti aldıktan sonra ömrü hayatımda hiç darlık ve sıkıntı çekmedim." Yani sözün özü, rızkını Rezzak olan Allah'tan bilmeyip de onun mahlukundan beklemek insanı Cenab-ı Hak'tan uzaklaştırıp başkasına muhtaç eder. Rabbim cümlemizi rızkını Allah'tan bilen kullardan eylesin inşallah. Amin. Kur'an'da rızık ile ilgili 113 ayetten sadece birisini arz ediyorum. "Yeryüzünde kımıldayıp hareket eden hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah o canlının kaldığı yeri ve emanet bırakıldığı yeri bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır." Evet sevgili arkadaşlar, İnsanların bir kısmına sorsanız, "Yahu kardeşim, neden sadece cuma namazlarını kılıyorsun? 5 vakit namazın farz olduğunu da bildiğin halde niçin terk ediyorsun?" Onlar şöyle cevap verir: "Biz Allah'ın gafur ve rahim olduğuna inanıyoruz. Elbette bu günahlarımızı da affedecektir." Onlara şöyle demeliyiz: "Evet, Allah gafur ve rahimdir. Yani çok affedici ve merhametlidir. Fakat ayrıca Allah Rezzak-ı Kerim'dir. Yani rızıklarımızı da verendir. Niçin sabah 8'den akşam 5'e kadar ortalama 9-10 saat iş yerlerinizde çalışıyorsunuz? Yoksa Allah'ın gafur ve rahim olduğuna inanıyorsunuz da Rezzak-ı Kerim olduğuna inanmıyor musunuz?" Bakınız kardeşler, Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde sadece 5 vakit namaz için 84 ayrı ayrı ayetlerle ikaz ve ısrar ediyor. Üstelik de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kızı Fatıma'yı tek bir sabah namazını güneş doğmasına bıraktığını görünce, "Bak gözümün nuru kızım, namaz konusunda sakın babam peygamberdir diye güvenme. Namaz hususunda seni ben bile azaptan kurtaramam," diye azarladığına göre biz neyimize güveniyoruz? Allah'ın gafur ve rahim sıfatı bizim bilmeden işlediğimiz ve küçük günahlarımız içindir. Yoksa onun Celle Celaluhu kesin emir ve yasaklarını bile bile çiğneyenler hakkında değildir. Kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Din nasihattır," buyuruyor. Bu ve benzeri videolarımızda hatırlatma ve nasihatler insana hakikat penceresini açıyor. Nasıl ki telefonların şarjı bittiğinde hemen takviye ediyoruz, İman takviyesi konusunda da kitap okumalarına, dini sohbet ve video izlemeye ihtiyacımız vardır. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu iman edenlere hitaben, "Ey iman edenler, Allah'a iman edin," demesi
ilk bakışta iman edenleri yeniden iman etmeye çağırmak gibidir. Ancak bu ayetteki mana, iman ilminizi sürekli tekrar ve takviye edin. Yani mümin olsanız bile imanınızı sürekli şarj edin demektir. Elbette çok anlamlıdır ve asla hafife alınmamalıdır. Kıymetli dostlar, yeni videolarımızı kaçırmamak için abone ol butonuna basmayı ve bu videonun yayılması için paylaşmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz.